Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Ve ala alihim ve ashabihim ecmain. Amin ya Rabbil alemin. Ya Erhamerrahimin. Kendi zatını tanıtmak için bizlere gönderdiğin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla tanımaya muvaffak eyle. O muarif üstadı hakkıyla tanıyarak, hakkını vererek arkasından bir hakkın gitmeye muvaffak eyle. Sünnet-i Seniyyesine temessüke muvaffak eyle. 23 sene çilesini çekerek, en nihayet veda haccında bize kutsi bir emanet olarak bıraktığı Kitap ve sünnet emanetine sımsıkı temessüke muvaffak eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said dönemine ait, Eski Said'den Yeni Said'e geçişi esnasında 1920, 21, 22, 23'e kadar o dönem tarif eylediği ama Eski Said dönemine ait eserlerden saydığı Mesnevi-i Nuriye'yi beraberce mütalaa etmeye çalışıyoruz. İki sohbet kitabı sizlere tanıtmaya çalıştık. Sonra ön sözleriyle beraber Mesnevi-i Nuriye'nin girişinde La ilahe illallah rükn-i azamının kısmi bir şerhi izahı olan Lem'alar adı altında o birinci ana bölümü okuduk. Ve şu ana kadar 18 ders, 18 sohbet yapmışız. Bugün de Mesnevi Nuriye'nin ikinci ana bölümü olan ve La ilahe illallah'tan sonra ikinci büyük rüknün sahibi Muhammedur Resulullah üzerinde ki onu reşhalar olarak ifade ediyor. Reşhaları beraberce okumaya çalışacağız. Aslında reşhalara gireli iki ders oldu. İki ders, reşha ne demek? Niçin bu Nübüvvet Ahmedi Aleyhisselam reşha ile tabir edilmiş? Onların üstünde durduk. Ve sonra da genel bir değerlendirme içinde nübüvveti nasıl ele almak lazım? Hangi kademelere göre incelemek lazım? 6 kademe bunun üstünde durduk ve sonra da bütün Risale-i Nur külliyatında 6 ana bölüme taksim edilen nübüvvetin bir genel delail taksimatını sizlere sunmaya çalıştık. Bugün de inşallah Mesnevi Nuriye'den okuyacağız. Reşhalar olarak ele alıyor. Burada şöyle bir ince noktaya temas etmek isterim ki bu Mesneviye'nin ikinci ana bölümü olan Reşhalar 19. sözde de geçiyor. Burada 12 reşha halinde geçiyor ama sözlerde 14 reşha olarak geçiyor. Ve sözlerde 14 reşha olarak geçen yer aynı zamanda 19. mektubun sonunda Mucizat-ı Ahmediye'nin birinci zeyli olarak da yerini almış. Demek ki bu reşha başlığında gördüğünüz gibi şurası arkaya doğru devam ediyor. Reşhalar başlığında anlatılan 3 ana yer var. Mesnevi Nuriye'deki reşhalar, tekrar etmiş oluyorum, 12 reşha halinde. 19. sözde 14 reşha halinde ve tıpatıp aynısı da aynı zamanda mektubatta 19. mektup ki Mucizat-ı Ahmediye Aleyhisselam'dır. Onun sonuna bir zeyl olarak ek demek zeyl ilave edilmiş. Orada da ifade edilmiştir. Eski Said dönemine ait eserlerinde Mesnevi Nuriye'de geçen bu reşhalar 19. sözde anlatılan reşhalara göre daha cami, daha cevami-ül kelim ifadelerle anlatılmıştır. Zaten Mesnevi Nuriye'nin başında kendi ön sözünde de gördük. Bu
çok zeki talebelerine hitaben onların anlayışlarını nazara dikkate alacak şekilde telif edilmiştir. Mesela Eski Said dönemine ait daha çok ulema ile, medrese ehli ile, böyle fikir adamlarıyla oturup kalktığı için onlara, onların seviyesine hitaben o dönemde kaleme aldığı eserler daha seviyeli, mantık ilmine uygun olarak kaleme alınmıştır. Ama Yeni Said dönemine ait eserleri ise daha çok halka hitap ettiğinden dolayı biraz daha besatete irca eylemiş ve halkın da anlayabileceği bir seviye nazari dikkate alınmıştır. Dikkatimi çeken mesela bir yer muhakemat. Muhakematın birinci makalesinin 12. mukaddimesinde 11 veya 12 mesele var. O meselelerden bir tanesi cehennem nerededir? Mesela oradaki muhakemattaki cehennem nerededir diye anlattığı yeri okuyun. Gerçekten çok cami, muhtevası çok geniş. Âli, üslubu âli ile anlatılmış. Ama bir de Yeni Said dönemindeki birinci mektupta, mektubatta üçüncü Said sualin cevabı olarak anlatıldığı yerde de cehennem nerededir anlatıyor. Orası da biraz daha muhakemata göre besatete irca edilmiş ve herkesin anlayabileceği bir üslup kullanılmaya gayret sarf edilmiş. O zamanki insanların anlayacağı üslup seviyesi olarak. Buradaki reşalar 12 reşadan ibarettir. Ama 19. söz, 14 reşa, 19. söz, reşalar bizim de bu Mesnevi Nuriye'den 19. ders olması da 19. sözdeki reşalarda anlatılan mevzu ile tevafukatta bulunması bana oldukça manidar gelmiştir. Daha önce reşa kelimesi hakkında vesaire bir ön malumatlar sunduğum için şimdi doğrudan doğruya reşaları okuyabiliriz. Tekrar edeyim, Mesnevi'deki reşaları okuyacağımızdan dolayı üslup çok âlidir. Her bir cümlesi ya bir ayet-i kerimeye veya birkaç ayet-i kerimeye bazen ve hadis-i şerife veya hadis-i şeriflere dayanmaktadır. Muhtevası oldukça geniş olduğundan anlaşılmasını da arzu ettiğim için risaleleri risalelerle şerh etme mahiyetinde bu dersleri yaptığımızdan dolayı burada geçen her bir tabir üstünde de biraz durarak gideceğimizden biraz yavaş ilerleyeceğiz belki ama fakat neyse ki inşallah anlamaya çalışacağız. Okuyoruz. Reşalar, Bismillahirrahmanirrahim. Tenbih, uyarı. Halik-i alemi bize tarif ve ilan eden deliller ve bürhanlar la yu'at ve la yuhsadır. Adede hesaba gelmez. Allah'ın varlık ve birliğine ait deliller o kadar çoktur, o kadar çoktur, o kadar çoktur ki la yu'at ve la yuhsa ne sayabilirsiniz, ne de hesap edebilirsiniz, ne de rakamlarla onu ifade edebilirsiniz demek. Yani sınırsız olan Allah'ı sınırsız denecek kadar delillerle de ifade edebilirsiniz. Daha önce bu mevzu geçmişti. Az bir tekrar etmek istiyorum. Az aşağı altta zaten bunları biraz daha ifade edecek. Allah'ın varlık ve birliğine ait deliller külli olarak anlatılacak olursa baştan iki kısma taksim edilmiş. Delail-i vahdaniyet deyin, altına bir çizgi çekin. Ondan iki tane ok, dıl uzatın aşağıya doğru. Birincisi afaki deliller, ikincisi enfüsi deliller. Afaki ve enfüsi olarak iki kısma ayrılır. Bu Fussilet suresi 53. ayetin ifadesidir. Senürihim ayetina fil afaki ve fi enfüsihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak ayeti. Yakında göstereceğiz afakta ve enfüste delillerimizi, ayetlerimizi. Ta ki hak
apaçık ortaya çıkacak. Allah'ın hak olduğu ayandan ayan, beyandan beyan açığa çıkacak. Afaki enfüsi. Afaki delillerini altını çizin, ondan da üç dil aşağıya uzatın. Bir, kainat kitabı. Şimdi burada da bunları tekrar edecek. İkincisi, kainat kitabının tefsiri olan Kur'an-ı Kerim. Üç, o tefsire tercümanlık yapan da Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da bir yönüyle afaki deliller içerisinde yerini almıştır. Enfüsi deliller de kendi içinde üç kısım olarak ele alınmış. Nefsi deliller, usuli deliller, bir de Mesnevi Nuriye'nin en sondaki, Mesnevi'nin arkasındaki nokta risalesinde dördüncü bir bürhan olarak ifade edilen vicdan. Bu nefsi ve usuli deliller de üstad kendisi saymış. İşaret-ül İcaz'da يَا اِيُّهَا النَّاسُ يُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ ayeti, ki orada اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ, o Allah ki sizi yarattı. Bizim yaratılışımız, maddi ve manevi mahiyetimiz bu nefsi deliller. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, sizden öncekileri de o Allah yarattı. Benden öncekilerle benim bağlantım, benim münasebetim, bu da usulî aslımızla olan münasebet delilleri. Orada geçiyor bu iki delilde. Vicdan da az önce arz ettim. Mesnevi Nuriye'nin sonundaki nokta risalesinde dört bürhandan dördüncü olarak geçiyor. Böylece 3-3 ve toplamı 6, ama baştan 2 ana şıkka taksim edilmiş oldu. İşte bu deliller Kur'an'da geçen Allah'ın varlık ve birliğine ait deliller. Kainat kitabında, Efendimiz'de, insanın maddi ve manevi mahiyetinde, aslımızla olan münasebetlerde ve vicdan delilleri ele alındığı zaman bunların adetleri la yu'ad ve la yuhsadır. Adede hesaba gelmez. O delillerden en büyükleri 3'tür. 19. sözün başında da bu böyle geçiyor. Birincisi, bazı ayetlerini gördüğün, yani bir önceki bölümde lemalarda anlattığı, işittiğin şu kitabı kebiri kainattır. Bu tabir çok önemli. Tırnak içinde üstad bunu ifade etmiş. Kainata büyük kitap, kitabı kebiri kainat. Hani Kur'an-ı Kerim'in ilk birinci ayeti, birinci ayetinin birinci kelimesi ikra ya, ikra oku, ne oku? Kur'an-ı Kerim oku değil sadece, oku mutlak. Kainat kitabını oku. Kainat kitabındaki sayfaları oku. İçinde kitapların da bölümleri var, onları oku. Kainat kitabı kebiri. Çok önemli. Üstünde durulabilir. Buna Allah'ın irade ve kudretinden gelen kitap. İçindeki kanunlara da tekvini emirler denmiştir. İkincisi, bu kitabın ayetel kübrası, kainat kitabının ayetel kübrası ve divan-ı nübüvvetin hatemi ve künuz-u mahfiyenin miftahı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zaten aşağıda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı tarif edecek. Ama burada sadece çok küçük bir taksimat içinde bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç önemli hususiyetine dikkat çekmiş. Ben de kısaca dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kitabın ayetel kübrasıdır. Kainat kitabının ayetel kübrası Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Kur'an-ı Kerim de bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim kitabının da bir ayetel kübrası vardır. Ayetel kürsidir. Kur'an-ı Kerim'e göre ayetel kürsi ne ise, sair bütün peygamberler içinde de peygamberlik kitabının ayetel kürsisidir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir münasebet daha kurmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinde 96 ve 97. ayetlerde Kâbe anlatılır. İnne evvele beytin budu'a linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüdellil âlemin dedikten sonra,
yeryüzünde ilk konulan ev insanlar için Beytullah'dır ki orası mübarek bir Bekke'dir ve insanlar için hidayettir. Âl-i İmrân 96. ayet, bakabilirsiniz tercümesiyle. Bütün insanlık için hidayet olan o Kâbe anlatılırken fihi ayetun beyinatun ve makamı İbrahim. O Kâbe'de fihi ayetun beyinatun. Onda apaçık ayetler vardır. Kâbe'de apaçık ayetler vardır. Ve bir de makam İbrahim vardır diyor. Makam İbrahim de apaçık bir ayettir. Acaba Kâbe'deki apaçık ayetler, Kâbe'nin ayetel kübrası nedir? Kâbe'nin iki tane ayetel kübrası vardır. Ayet, ayetler çoğul olduğu için en az üç olması lazım. Makam İbrahim'le beraber herhalde üç oluyor. Bir tanesi Zemzem, ayetel kübradır. Yani mahiyetiyle, bereketiyle, dünyada eşi menende olmamasıyla Zemzem, Efendimiz'e miraca çıkacağı zaman cennete getirilen leğen cennet ırmaklarından da doldurulup getirilebilirdi ama leğen cennetten, altın leğen ama zemzemden doldurulması, kalbinin yıkanması için zemzemin cennet sularından da daha faziletli olduğuna bir ayet ve bir de Hacerül Esved. Kâbe'nin de ayetel kübrası Hacerül Esved'dir. Binaenaleyh Kainat kitabının ayetel kübrası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O Kur'an-ı Kerim'deki ayetel kürsinin faziletine tekabül eder. O aynı zamanda Kabe'deki fihi ayetün beyinat ile anlatılan Hacer Esvet'in faziletine tekabül eder. Bu gerçekten derin bir meseledir. Kendimi zorlayarak kısaca anlatmış oldum ama anlatmaya çalıştım ama çok derin bir meseledir. Zira rivayet açısından münakaşası olabilecek bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Mana aleminde Kabe'nin taş taş üzerine konularak inşa edildiğini gördüm. En nihayet Kabe tamamlandı. Orada bir taş eksik kaldı. Hazreti Adem döneminde de böyleydi. Hazreti Adem yeryüzünden, Tur-u Sina'dan, Tur-u Zeyta'dan ve Mescid-i Aksa etrafındaki dağlardan, Arafat'tan getirilen taşlarla meleklerin yardımıyla Kabe'yi inşa etti. Bir taş eksik kaldı. Allah o taşı da ben cennetten göndereyim dedi ve Hacer-i Esved'i gönderdi. Kabe taşlarına göre Hacer-i Esved. İşte Efendimiz Aleyhisselam bu teşbihe telmih ederek diyor ki mana aleminde Kabe taş taş üstüne bina edildi ki onlar peygamberleri temsil ediyor. Ve orada bir taş eksik kaldı, o taş da benim. Diğer peygamberlere göre Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kabe'nin diğer taşlarına göre Hacer-i Esved'e tekabül ediyor ki o da Ayetel Kübra. Malum bu kitabın Ayetel Kübrası diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam için. Malum Risale-i Nur'larında bir Ayetel Kübrası vardır ki o da Hazreti Ali'nin işaretiyle telif edilen şualardan 7. şua Ayetel Kübra. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu kitabın, kainat kitabının ayetel kübrasıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre ayetel kürsüsidir. Kabe'ye göre sayin başlangıç noktası olan, bitimini işaret eden Hacer-i Esved'i gibidir. Bu çok önemli bir cümle yakalamış burada üstad. Ve divan-ı nübüvvetin hatemi, zaten bu da ayette sabittir. Ve hatemen nebiyyin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamberlerin aynı zamanda sonuncusu olarak ayetle de ifade edilmiştir. Ve künuz-u mahfiyenin miftahıdır. Değerli arkadaşlar, bu künuz-u mahfiyenin miftahı Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğunu anlayabilmek için 30. sözdeki ene bahsini okumak lazım. Yani Allah kainat kitabını yarattı. Bütün esmasıyla tecelli etti. Kainat kitabını insanda özetledi. Kainatta darmadağınık tecelli eden Allah isimleri insanın maddi ve manevi mahiyetinde özetle. Onun için insandaki her bir duygu, enesine takılan her bir duygu bir anahtar gibi kainatın sırlarını
şifrelerini, sır ve şifre kapılarını açacak birer anahtar mesabesindedir. İşte bunları bize anlatan, kainat kitabını nasıl şerh ederiz? Allah'ın bütün esmasıyla fıtratımızdaki meknuz olan o kilit ve anahtarlarla nasıl münasebet kurabiliriz? Bütün bunları bize anlatan, şerh eden künuzu mahfiyenin, Allah'ın gizli isimlerinin, kainattaki gizliliklerin miftahıdır Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyor ki, bu da Allah'ın varlığına ait üç külli delilden ikincisi. Üçüncüsü, Kitab-ı Alemin tefsiri, hem kainat kitabının tefsiri ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an-ı Kerim'dir. Mahlukata karşı Allah'ın hücceti olan Kur'an'dır. Bu da çok derin. Üstad sırf muhakematı bunun için telif etmiştir. Muhakemat sırf Kur'an ayrı, kainat ayrı diyenlere karşı, müsbet ilimlerle din çatışıyor diyenlere karşı yazılmış olan önemli bir eserdir ki, muhakematın başında bununla alakalı çok önemli ifadeler vardır. Hepsini şu anda okursam ana mevzumdan uzaklaşmış olurum. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in asla ve kat'a ilimlerle çatışmayacağını ifade eder. Köle efendisine karşı olabilir mi? Çocuk babasına karşı gelebilir mi? İlimler Kur'an-ı Kerim'in kölesi veya Kur'an-ı Kerim'in evladı mesabesindedir deyip beni şecaata, gayrete getiren de ilimle din çatışıyor denmesidir şeklinde bu muhakematın telif edilmesinin ana esprisidir. Onun için üstad burada yine aynı şeyi kullanmış. Kainat, Kitab-ı Alemin tefsiridir Kur'an-ı Kerim. Yani kainat fiili bir kitap, Kur'an kavli bir kitap. Mesela buzdolabı alırsınız, size nasıl çalışacağına dair bir kitapçık verir. O kitapçıya göre o dolabı çalıştırırsınız. Veya mesela ben bir masa yaparım. Bu masayı nasıl başladım, nasıl yonttum, nasıl ettim, monte ettim, masa haline getirdim anlatırım. Benim anlattıklarım bir kavli kitaptır, broşür. O kavliyi fiile çevirseniz masa olur. Masayı kavle çevirseniz öyle bir kitap olur. Benim o kavlimle o fiilim arasında bir tenakuz olmaz. Allah kainat kitabını irade ve kudretiyle yaratmış ve yarattıklarını anlatmış. Nasıl yaptı, nasıl etti, ondan Kur'an meydana gelmiş. Kur'an'ı fiile döktüğünüz zaman kainat, kainatı kavle döktüğünüz zaman da Kur'an-ı Kerim olur şeklinde Allah'ın varlık ve birliğine ait delilleri bu şekilde ifade ediyor. Şimdi birkaç reşha zımnında ikinci bürhanı tariften sonra, ikinci bürhan dediği Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu kainatın kitabın ayetel kübrası olan zat. Onun sözlerini dinlemeye çalışacağız diyor ve birinci reşha. Hatırlarsanız değerli arkadaşlar, geçen yani bundan önceki derste, 18. derste Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetiyle alakalı 6 külli delil üstünde kısaca durmuştuk. Bu risalelerin tamamında geçen sistemdir. Üstad Hazretleri bu Mesnevi Nuri'yi telif etmeden önce Şuaat-ı Marifetin Nebi diye bir nübüvvet Ahmed Aleyhisselam'a dair eser yazmış. İstanbul'da o zaman basılmış, dağıtılmış, neşredilmiş neyse. Orada da bu 6 hususa dikkat çekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinin 6 külli delili. 1. Geçmiş peygamberlerin yüksek meclisi. Kısaltalım, Enbiya-i Salife'nin meclisi, Sami'si. Sami yüksek demek. 2. Peygamberlerin dışındaki geçmiş zaman. 3. Nurani şahsiyeti. 4. O asırda yapmış olduğu büyük inkılabı. 5. Başta Kur'an olarak bütün mucizatı. 6. İstikbalden bahsetmesi, fenlerden ve tarihi vakalardan ve tarif ettiği gibi
beşarette bulunduğu gibi aynen zuhur etmesi, bu da onun mucizelerinden de sayılsa da, altı ana külli delil var. İşte burada geçen reşaları bu altı külli delilden hangisine giriyor? Bir ona da bakmaya çalışacağız. Birinci reşa, Efendimiz Aleyhisselam'ın nurani şahsiyetiyle alakalı olan bir bölümdür. Çok önemli burası. Çünkü güneşi göstermek için bir başka güneşe ihtiyaç var mıdır? Güneş hem alemi aydınlatır hem de kendi varlığının en büyük delilidir. Ben diyorum ki güneş var gündüzün ortasında. Adam dese ki ispat et. Ya ispata ne hacet? Kör müsün? İşte güneş. Güneş hem alemi aydınlatandır ve hem de kendi varlığının en büyük delilidir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nurani şahsiyeti, huluku azim merkezi olan nurani şahsiyeti, en büyük ahlakın hepsiyle de en mükemmel, kendisinde toplandığı nurani şahsiyeti, kendi varlığının, kendi peygamberliğinin Allah tarafından gönderildiğinin de en büyük delilidir. Birinci reşada biraz bu var, ileriki reşalarda da gelecek. Yani bu altı ana bölüm içinden birinci reşa Zat-ı Nuranisi kısmına giriyor. Arkadaş, Halık'ımızı tarif eden pek büyük bir şahsiyeti maneviyeye malik, Efendimizin şahsiyeti maneviyesi. Hazreti Adem'e kadar giden, ruhlar aleminden önceki noktaya kadar ulaşan, kainatın yaratılmasından önce ilk defa onun nurunun yaratılmasına kadar, hilkat noktasında işin ta en başına kadar giden ve sonra kainatla alakası var, yeryüzüyle alakası var, cennetle cehennemle alakası var, şahsiyeti maneviyeye malik, bürhan-ı natık, konuşan bürhan. Kainat kitabı fiilleriyle Allah anlatıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam konuşmalarıyla. Burhan-ı Natık dediğimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam kimdir? Size sorsalar Allah'ı tarif et bir cümleyle, esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhul, bizzat-ı ecelle aladır diye tarif edeceğiz. Pekala, size çocuklarınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam kimdir diye sorsalar, hadi şöyle bir cümleyle tarif et deseler, işte burada onun tarifini veriyor. Ezberlenmeye şayeste olan bir yerdir. Okuyalım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam öyle bir zattır ki azameti maneviyesinden dolayı sat-ı arz, yeryüzü, o zatın mescidi aksasıdır. Cümleye bak. Aksa en uzak manasında, en son manasında, en yüce, en yüksek manasında da kullanılır. Burada sat-ı arz, o zatın mescidi aksasıdır. Bundan iki mana anlıyorum fakir olarak. Birincisi, Mescid-i Aksa'ya telmihte bulunuyor. Çünkü Mescid-i Aksa'da Efendimiz Miraç'a çıkarken, çıkmadan önce orada bütün peygamberlerin ervahına imam oldu. Peygamberlerin de imamı, ümmetlerinin de imamı, bütün insanlığın, bütün varlıkların imamı olduğunu Salat-ı Kübrası'yla gösterdi. Bir, bütün yeryüzündeki Mescid-i Sat-ı Arz, o zatın Mescid-i Aksa'sı, bir buna telmih var. İkincisi, Buhari, Müslim gibi çok önemli hadis kitaplarının da naklettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sair enbiyadan farkı. Celaleddin Suyuti 70 küsur tane fark söylemiş. El-Hasaisül Kübrası'nda 1000 kadar da mucizatından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam'ın. Çok önemli bu. Mucizeyi kabul etmeyen, inkar edenlere karşı
Celaleddin Suyuti gibi 9. ve 10. asrın bir müceddidinin o dev eserlerine bir bakmalarını tavsiye ederim. Celaleddin Suyuti 70 küsur tane Efendimizin sair enbiyadan farkına, fazilet farkına dikkat çekiyor. Efendimiz Aleyhisselam da bazı hadis-i şeriflerinde kendisinin kendinden önce gelen peygamberlerden farkına dikkat çekiyor. Mesela bir yerde 5 tane fark söylüyor. Atayutu hamsen lem yu'tahunne ahadun kabli nusurtu bir ra'bi mesirete şehrin ve cu'ilet liyel ardu mescidden ve tahuran ilahir. Daha önceki peygamberlere verilmeyen ve sadece bana verilen 5 şey var diyor. Kendisi burada 5, başka yerlerde 10 tane sayıyor. Arz ettim, Celaleddin Suyuti 70 küsur tane fazilet farkına dikkat çekmiştir. Daha önceki peygamberlere verilmeyen ama sadece bana verilen 5 farklı şey. Bunlardan bir tanesi de ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Bütün yeryüzü temiz olduktan sonra benim için mescittir buyuruyor. Onun için daha önceki dinlerin, hak dinlerin salikleri mesela sadece kilisede ibadet yapabilirler. Havra'da Yahudiler sadece ibadet yapabilirler. Başka peygamberler ve ümmetleri de öyle. Ama biz, Efendimiz Aleyhisselam ve onun ümmeti olan bizler, yeryüzünde, bütün yeryüzünde, toprakta, temiz olduktan sonra, ki toprak zatında temizdir. Toprak zatında hem temizdir hem de temizleyicidir. Bu kadar ölmüş olan mahlukatı bir istihaleden, temizlik makinesinden geçirterek tertemiz hale getiren kimdir? Toprak. Ölmüşleri, kokmuşları vesaireyi tertemiz hale getiriyor. Temiz toprak bizim için mescittir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam burada sat-ı arz bir mescit diyor. Sat-ı arz o zatın mescidi aksası. Halbuki Mucizat-ı Ahmediye'nin birinci zeyli olan veya 19. sözün başındaki yerde sat-ı arz bir mescit demiş sadece. Burada ise sat-ı arz o zatın mescidi aksasıdır demiş. Daha derin, bakınız eski Said dönemine ait yazdığı reşalardaki bu tabir daha derin. Hem Mescid-i Aksa ve hatırlattıklarına telmi hem de Aksa uzak. Yani bütün yeryüzü manasında aynı zamanda ki hadis onu destekliyor. Sat-ı arz o zatın Mescid-i Aksa'sıdır. Çok önemli. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı. 19. sözde ise Mekke bir mihrap demiş sadece. Burada Mekke-i Mükerreme onun mihrabı demiş. Medine-i Münevvere onun minberi fazlı kemalidir. Mekke'nin mihrap, Medine'nin minber olması da çok derindir. Çünkü Efendimizin nübüvvetinde iki mekan var. Bir Mekke dönemi 13 sene, iki Medine dönemi 10 sene. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı Mekke'de 86 sure Mekke-i Mükerreme döneminde, geri kalan 28 surede Medine-i Münevvere döneminde nazil olmuştur. Ama Medine-i Münevvere döneminde nazil olan sureler uzunluk itibariyle Mekke-i Mükerreme dönemindekinden daha fazla. Mesela Bakara suresinin tamamı ki Kur'an-ı Kerim'in onda biri o Medine-i Münevvere döneminde nazil olmuştur. Şimdi Mekke'nin mihrap denmesi, biz namaza durduğumuz zaman Kabe'ye müteveccihen duruyoruz. Mihrap dendiği zaman daha çok namaza dönülen imam da mihraba geçer. Mihrap bizde imam arkasında, imamın döndüğü tarafa, mihraba. Yani Mekke-i Mükerreme'ye doğru döneriz. Mekke bir mihraptır. Bütün insanlığın kıblegahıdır. Medine bir minber. Sözlerde Medine minber diyor. Şu bu Mesnevi Nuriye'de ise Medine bir minber demiyor.
Orada diyor ki Medine-i Münevvere onun minberi fazlı kemalidir. Çok acayip bir cümle. Minber de şeriatın, dinin tebliğ edildiği bir makamdır. Hani hoca cuma günleri minbere çıkar ya, orada dini anlatır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine dönemi, Medine-i Münevvere dönemindeki bütün hayatı da aslında bir dinin tebliğ edildiği, daha doğrusu ahkamın anlatıldığı, din nasıl yaşanacak? Çünkü Mekke döneminde ahkam yok. Mekke döneminde ilk gelen ahkam Miraç vasıtasıyla 5 vakit namazdır. Ama bu namazın kemali, namazdan sonra dinin bütün kemali hepsi Medine-i Münevvere döneminde olmuş ve din Medine-i Münevvere döneminde tamamlanmıştır. El yevme ekmeltu leküm, veda haccındayken Mekke'de nazil olsa bile o Medine döneminin devamı, yani Medine dönemidir. Onun için Medine-i Münevvere onun minberi fazlı kemalidir. Şu tariflere bakınız. Burada arada bir şeye girmek istiyorum. Mekke-i Mükerreme veya Medine-i Münevvere tabirlerini kullandı bu reşalarda. Bizler de buna dikkat etmeliyiz. Yani Mekke'yi müstakilen Mekke dememeliyiz. Mekke-i Mükerreme. Kabe dememeliyiz. Kabe-i Muazzama. Kabe-i Müşerrefe. Yani kenarına tazim ifade eden bir tabir daha ilave etmeliyiz. Medine-i Münevvere demeliyiz. Medine-i Tayyibe demeliyiz. Medine-i Münciye demeliyiz. Yani kenarına farklı bir ifade daha kullanmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'den bahsederken kendisi de yanına bir başka Medine'nin bir vasfına, bir başka lakabına dikkat çekmiş. Kendisi ifade buyurmuşlardır. Cemaat-i müminine en son ve en âli imam. Ahzab suresinin 40. ayeti bu. Yani üstadın dediklerinin hepsi bir ayete, bir hadise dayanıyor bunlar. Cemaat-i müminin, Hazreti Adem'le başlayan müminler cemaati ki içinde peygamberler var. En son ve hatemen nebiyyin ve en âli imam. Niye âli? Çünkü peygamberlere bile o Mescid-i Aksa'da imamlık yaptı. İmamlar imamı diyebiliriz. Âli imam ve nev-i beşerin hatibi şehiridir. En meşhur bir hatibidir. Efendimiz Aleyhisselam kadar yeryüzünde muhteşem hitap eden ikinci bir hatip daha gelmemiştir. Daha önce de yoktu. Hatip olmak önemli. Peygamberlerde hatip, peygamberler hatibi dendiği zaman akla daha çok Şuayb Aleyhisselam gelir. O da müthiş bir hatip. Hatibi Enbiya denir. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın öne çıkan bir vasfı olarak. Çünkü Hazreti Şuayb Aleyhisselam şöyle bir farklılığa sahiptir. O zamana kadar bir kavme bir peygamber, bir kavme birkaç peygamber gelmesine karşılık ilk defa Hazreti Şuayb Aleyhisselam iki kavme gönderilen peygamberdir. Beşeriyetin manevi, maddi terakkiyatında bir kırılma dönemi olarak daha geniş kitlelere hitap etmiş. Daha geniş kitleleri tutmak istiyorsanız tabii bu mevzuda hitabetin rolü çok önemlidir. Hatibül Enbiya'dır Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Ama Şuayb Aleyhisselam'ı da çok arkada bırakacak en meşhur hatip Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte hocalar camilerde söylüyor, hutbelerde söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş gibi hadis-i şerif gerçekten dört dörtlük bir peygamber sözü yani. Yani Efendimiz'in sözlerine baktığınız zaman diyorsunuz ki nasıl Kur'an'ın sözleri çok farklı. Evet, bu Kur'an Allah kelamı diyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam'ın da sözleri diğer insanların sözlerinden çok farklı. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Lemaat'ta buna dikkat çekiyor. Yani Efendimiz'in sözleri Kur'an seviyesine yükselemez.
İnsanların da sözleri Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin seviyesine yükselemez. Bütün ifadeleri manalarla dop dolu, aradan 14-15 asır geçmesine rağmen o sözler eskimemiş, hala tatlılığını, taravetini yani tazeliğini muhafaza ediyor. Nev-i beşerin hatibi şehiridir. Ne anlatıyor hitabetinde? O minberde neler söylemiş? Saadet düsturlarını beyan ediyor. Müthiş bir şey bu. Çok müthiş bir şey. Ve bütün enbiyanın reisidir. Onları teskiye ve tasdik ediyor. Bu cümle hakkında bir kitap yazılabilir değerli arkadaşlar. Daha önceki gelen peygamberlerin dinleri tahrif edilince Cenab-ı Hak yeni bir peygamber göndermiştir. Arkadan gelen peygamber bir önceki peygamberden kalan doğrular. Peygamber hep doğruyu anlatmış da. Ancak insanların tahrifatıyla din tahrif edilince işte içine yanlışlıklar girmiş. Arkadan gelen peygamber bir önceki peygamberden kalan o doğruları tasdik etmiş. İnsanların içine soktuğu yanlışlıkları, eracifi temizlemiş. Onları da tashih etmiştir. Bu çok derin bir mesele. Şöyle kısaca açmak istiyorum. Felsefe dünyasında, hatta felsefecilerin kendi hayatlarında da öyle, özellikle siyaset dünyasında, rejimlerde bir sonra gelen bir öncekini kötüleyerek kendisinin iyi olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Mesela bir parti geliyor, daha önceki partiyi kötülüyor, o kötü, o kötü. Yani ben iyiyim demek istiyor. Bu zatından kamil olmadığını gösteriyor. Cumhuriyet rejimi senelerce hep Osmanlı aleyhine konuşarak, Osmanlı'nın elbette tenkit edilecek tarafı vardır ama gayiz ve kin kokan ayrı bir şeydir bu. Onları kötüleyerek kendi güzelliğini anlatmaya çalışmıştır. Belki daha önceki dönemlerde öyledir. Meşrutiyet, İttihat, Terakki, Tanzimat'a kadar belki bir önce kötülenerek yerine gelen kendisini bu şekilde methetmeye çalışmıştır. Bu izafi bir güzelliği ifade eder. Halbuki peygamberler öyle değildir. Peygamberler mütesanittir. Dayanışma içindedir. Güzelliklerde birleşmişlerdir. Her sonra gelen peygamber bir önceki peygamberi kötülemez. Her peygamber bir önceki peygamberleri tasdikler. Bazen de bir sonraki peygamberi müjdeleyip de gider. İnsanlar tarafından yapılan yanlışlıkları tasih eder, tasih eder, doğruları da tasdik eder. Yeni ilavelerle insanların içtimai seviyesinin gelişmesine göre dinlerin tekamülü de işte bu şekilde olmuştur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün enbiyanın reisidir. Onları teskiye ve tasdik ediyor. Mesela Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman daha Ramazan orucu farz kılınmamış, Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü. Sordu, bunlar niye oruç tutuyorlar? Dediler ki bugün Hazreti Musa Aleyhisselam Eyyam-ı Bid denen kameri ayların 13-14-15. Günleri Hazreti Musa oruç tutardı, tuttururdu. Buyurdular ki Efendimiz Aleyhisselam ben Hazreti Musa'ya onlardan daha yakınım. Oruç tuttu ve tutulmasını tavsiye etti. Doğruları tasdik ediyor. Ama varsa yanlışlar ki çok var, onları da tekrar doğruya irca ediyor. Tashih etme vazifesi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceki peygamberlerle de nasıl bütünleştiğini, peygamberlerde tenkit yok, iç içe girift halde bütün bir cemaat olduğunun da ifadesidir. Çünkü dini bütün dinlerin esasatını camidir. Değerli arkadaşlar, burasının izahatı 27. sözün arkasındaki hatimede vardır. Nasıl mesela çocuk ilkokul 1. 2. 3. sınıfta kerraat cetvelini ezberler, matematik okur, 4'te 5'te matematik okur. Ama seviye o seviyede bir matematik. Ortaokulda matematik dersi var, lisede matematik dersi var. Üniversitelerin matematik bölümleri var. Üniversitelerin matematik bölümündeki matematik dersleriyle ortaokul ve ilkokuldaki matematikler arasında bir tenakuz olur mu? Olmaz. Bunların hepsi birbirlerinin tamamlayıcısı mahiyetindedir.
altyapısı var. Ona göre bir üste yeni bir şey ilave ediliyor. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün semavi dinler de işte aynen böyledir. Hazreti Adem döneminde insanların içtimai seviyesi ilkokul seviyesindeydi. Veya işte 1-2 yaşındaki çocuk seviyesindeydi. Onlara gelen din o seviyede. Hazreti Nuh döneminde 3-4 yaşında bulunan bir çocuk seviyesinde. Mesela Hazreti Davud ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde lise seviyesinde. Hazreti İsa Aleyhisselam lise son sınıf seviyesinde. Efendimiz Aleyhisselam ise insanlığın insanlık olarak içtimai hayatta, sosyal hayatta, iktisatta, fende üniversite seviyesine geldiği bir dönemde peygamber olarak gönderilmiştir. İşte onun için dinlerin tek din olmayıp da farklı zamanlarda farklı dinlerin gelme esmerisi de budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üniversitede matematik bölümünde anlatılan matematikle ilkokulda anlatılan matematik arasında tenakuz olmadığı gibi Efendimiz Aleyhisselam'a gönderilen dinle diğer dinler arasında da herhangi bir tenakuz yoktur. Çünkü dinin bütün dinlerin esasatına camidir. Bütün evliyanın başıdır. Kendisinden sonra kıyamete kadar gelecek bütün evliyanın başıdır. Şems-i Risaletiyle, peygamberlik güneşiyle onları terbiye ve tenvir ediyor. Efendimiz Aleyhisselam evliyayı terbiye ediyor. Terbiye önemli. Kıvama gelmek ancak terbiye ile olur. O zat Aleyhisselam öyle bir kutup, Hazreti Muhammed Aleyhisselam öyle bir kutup, kutup yıldızıyla yollarımızı, yönlerimizi buluruz. Ve noktayı merkeziyedir ki, onun halkı zikrinde bulunan bütün enbiyayı ahyar, hayırlı peygamberler, ebrar-ı sadikin, çok sadık iyiler, ümmeti içinde, onun kelimesine müttefik, yani Muhammedur Resulullah'ta müttefik veya La İlahe İllallah'ta bütün peygamberler müttefik ve kelam-ı nutkuyla natıktırlar. Ve öyle bir şecere-i nuraniyedir ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam, şu tabirlere bakınız, damar ve kökleri enbiyanın esasatı semaviyesidir. Ta Hazreti Adem'e kadar giden o dinlerin kökleriyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın alakası var. Dal ve budakları ise evliyanın marifi ilhamiyesidir. Peygamberlerin köklerinde vahiy var. Evliyanın ise dal ve budaklarında marifi ilhamiye, ilham var. Vahiy ve ilham kanatları, vahiy peygamberlere, ilham velilere gelir. Ve bu da Şualar kitabında 16. mertebesinde. Şuaların orada anlatılıyor. Vahiy ve ilham farkları olarak oralara bakabilirsiniz. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmiş ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir dava iddia etmiş ise bütün enbiya mucizelerine istinaden ve bütün evliya kerametlerine müsteniden mucize peygamberlere, keramet velilere ona şehadet etmişlerdir. Yani Efendimiz Aleyhisselam davasında müstakil değildir. Daha önce takriben gelen 124 bin peygamber onun davasının tasdikçisi. Kendisinden sonra gelen 124 milyon veli de yine onun davasının tasdikçisidir. Bu çok müthiş bir izahdır. Bu tabii mücerred anlatılmış. Misallendirilse, kitaplara, hükümlere girilse bu mevzuda anlatılacak gerçekten kitaplar dolusu malumatlar sunulabilir. Tekrar edeyim, Üstad burada mücerred konuşmuştur. Muşahhas hali kitaplar dolusu anlatılabilir. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmişse bütün enbiya mucizelerine istinaden, bütün evliya kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet, bütün davalarının tasdiklerini işar eden bütün kamillerin hatem ve mühürleri vardır. Efendimiz'de her peygamberden nişane vardır. Ez cümle. Hazreti Adem'in davası neydi? La ilahe illallah davası. Hazreti Nuh'un, sair bütün enbiyanın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, daha önceki peygamberler ne demişse aynısını söylemiş.
Ancak beşerin terakkiyatına göre yeni, ihtiyaca göre ilaveler yapmış Allah'ın vahyi, ilmi ve izni ile. Her cümle o zatın aleyhisselam davalarından birisi tevhiddir. Bu çok önemli. İkinci şuada bunun izahı vardır. İkinci şuaya bakın. Tirmizi'de geçen, Abdurrazzak'ın Musannef'inde ve Muvatta'da geçen, bir de Beyhaki'nin Sünen'inde geçen bir hadis-i şeriftir bu. Eftalü mâ kultu ene ve nebiyyüne min kabli la ilahe illallah. Ben ve benden önceki bütün peygamberlerin en faziletli sözü la ilahe illallah'tır buyuruyor. Aslında hazırlanmıştım ama şu anda oraya girersem çok dağıtacağım. Herhangi bir tefsirden veya internetten la ilahe illallah'ın faziletleriyle alakalı bir bölüme bakabilirsiniz. La ilahe illallah ne ifade ediyor? Ne manalara geliyor? Fazileti nedir? Söylersek, kaç defa söylersek bazen ne kadar kazandırdıkları vardır? Cennetin de anahtarıdır. Miftahul cenne la ilahe illallah. Efendimiz Aleyhisselam bir yerde men kâle la ilahe illallah dehelel cenne. Kim la ilahe illallah diyerek derse cennete gider. Bir rivayette men mâte la ilahe illallah dehelel cenne. Kim la ilahe illallah diyerek ölürse cennete gider. La ilahe illallah derse başka, la ilahe illallah diyerek ölürse biraz daha farklı, başka farklı bir mana. İmanlı olmak başka, imanlı olarak ölebilmek tamamen başkadır. Ama bu kelime-i tevhid bütün peygamberlerin davasıdır. O zatın halkayı din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar. Efendimiz la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Böyle hani cin böceği yazın, Ağustos böceği ötmeye başlayınca yavaş 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 sonra bir koro meydana geldiği gibi. Efendimiz la ilahe illallah diyor. Başlıyor Hazreti İsa söylemeye. Başlıyor diğer peygamberler söylemeye. Hazreti Adem'e kadar 124 bin peygamber. Kendi devrinde sahabi, kendinden sonra gelen tabi'in, ümmetin evliyası, üleması, bütün ümmet aynı halkayı zikre dahil olarak la ilahe illallah söylüyorlar. Müthiş bir tasvirdir bu. O zatın halkayı din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelime-i mukaddeseyi yani la ilahe illallah'ı rükn-i iman ve virdi zeban etmişlerdir. Demek o davanın hak ve hakikat olduğuna kanaat ve itminan ve izanları hasıl olmuş ki zaman ve mekana şamil bir tarzda o kelime-i mübareke yani la ilahe illallah meşrepleri, meslekleri, ananaları mütebahin farklı insanların ağızlarından Mevleviler gibi semavi deveran ve cevelan ediyor. Binaenaleyh gayri mütenahi şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyeti tahakkuk eden bir davaya hiçbir vehmin haddi değildir ki ona dest-i itirazı uzatabilsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daha önceki peygamberleri tasdik etmiş. Onlar ne demişse demiş. Bütün peygamberlerin dediğini demiş. Değerli arkadaşlar burada sadece la ilahe illallah'ı nazara verdik. Üstad tevhid dedi ama Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı çok ayet var. Bu ders uzun sürdü biraz ama belki. Fakat şunları da ilave etmek istiyorum. Mesela Araf suresi 65, Hud suresi 50, Mü'minun suresi 23, Şuara suresi 106'dan 109'a kadar. Mesela bir grup ayet şöyle. Ve ila adin ehahum hude. Biz kardeşleri Hud'u gönderdik Ad kavmine. Ne dedi? Kale. Hazreti Hud ne dedi kavme? Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru efela tettakun. Bak bu tabir Kur'an'da çok geçer. Hazreti Salih geldi cemaatine. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru efela tettakun dedi. Hazreti Şuayb geldi kavmine. Kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru efela tettakun. Ey kavmim
Ondan başka ilahınız olmayan Allah'a kulluk etmez misiniz? Allah'tan korkmuyor musunuz dedi. Müttaki olmaya davet etti. Ondan başka eşi olmayan Allah'a, bir Allah hakikati, la ilahe illallah hakikati, ona kulluk, ubudiyet hakikati ve bir de takvaya davet. İman, takva ve salih amel ölçüleri içerisinde bütün peygamberler geldi, bunu tekrar etti. Bu Kur'an'da tekrar eden bir ayettir. Mesela şu Ara suresinde hocalarımız bazen teravih namazı kıldırırken aynı ayet okuyor zannedersiniz. Mesela kezzebe kavmu Nuhun murselin izkale lehum ehuhum Nuhun ele tettekun inni lekum rasulun emin fettekullaha ve ati'un ve me eselukum min ecrin in ecde illa ala rabbil alemin. Allah'a ekber, hikaye gider. İzkale lehum Nuhun, izkale lehum Hudun, izkale lehum ehuhun Şaibun. Yani peygamber adı değişir, diğer taraflar aynı. Her peygamber gelmiş, Allah'a imana davet etmiş, Allah'a kulluğa davet etmiş, cemaatinden, ümmetinden bir ücret istemediğini anlatmış. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tarafında Hazreti Adem'e kadar giden 124 bin peygamber var. Aynı davayı terennüm ediyor, aynı davayı temsil ediyor. Ve diğer tarafında ise gelecek cenahta 124 milyon veli ile beraber ümmetinden şu kadar insanlar, hala bizler de aynı dava içerisindeyiz. La ilahe illallah davası, şirksiz iman davası, Allah'a kulluk, takva davası, cehenneme giden yollardan kendimizi alıkoyarak bizi cennete ve rızaya götürebilecek ameller, ibadetler yapmak suretiyle aynı davayı temsil ediyorlar. Sadece la ilahe illallah demeden müttefik değil, dinin bütün esaslarında, erkan-ı imaniyede, esasat-ı İslam'da, temelde bütün peygamberler müttefiktir mucizeleriyle. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün ümmet ve evliya da yine aynı noktalarda kerametleriyle de aynı şeyi tasdik ederek bunda müttefiktirler. Demek ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam davasında yalnız değildir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kimdir diye yapılan suale karşı üstadım birinci Reşad'a böyle bir cevabı olmuştur. Ben de biraz açarak, yani üstad öyle cümleler kullanmış ki bir cümle bir kitap olabilir. Bir cümle bir kitap mevzusudur. Ama ben anlaşılması için gayret sarf ederek acıcık misallendirmeye çalıştım. Ve böylece bir saate yakın olmuş bu sohbet. Uzun bir sohbet olmuş. Arada bölürsem iyi olmayacaktı. Bugünlük ve şimdilik sohbet bu kadar. Yerin zerratı adedince ona salat ve selam olsun. Ağaçların yaprakları adedince ona salat ve selam olsun. Esen rüzgarların parçaları adedince ona salat ve selam olsun. Gökyüzündeki yıldızlar sayısınca ona salat ve selam olsun. Melekler sayısınca ona salat ve selam olsun. İnsanlığın ağzından çıkan kelimelerin harfleri sayısınca ona salat ve selam olsun. Şefaat-ı uzması bizimle beraber olsun.